Ve Ali Koç 4 milyon euroluk genç yıldızı İsmail Kartal'a hediye edecek. İşte bu güzel haber. Ama öncelikle Fenerbahçe Bulgaristan'a indi. Trabzonspor yenilgisinden sonra Adana Demirspor maçı öncesi Avrupa'da moral arayan sarı lacivertliler Ludogorets deplasmanına tam 9 eksikle gitti. Kadro açıklandı. Sakatlığı bulunan Bekao, Ciku, Serdar Aziz, Fred ve Mert Hakan Yandaş kadroda yer almazken Samet Akaydın, Mert Müldür, Bartu Elmaz ve Emre Mor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için maçta forma giyemeyecekler. Her şeyi geçtik. Mert Müldür UEFA kadrosuna neden yazılmadı? İşte bu hiç anlaşılır gibi değil. Diğer yandan as oyuncuları yedekleyen isimlerin arasındaki farkı fazlasıyla hisseden Fenerbahçe devre arası için transfer çalışmalarına başladı. Şampiyonluk yolunda ince eleyip sık dokuyan Ali Koç yönetimi orta saha transferi yapmak istiyor. Özellikle Fred'in yokluğunda forma şansı bulan Miha Zajc beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Hatta sahada süre aldığında ise Fred'in boşluğunu onda bir bile dolduramadı. Bunun üzerine potansiyelli bir ismin kadroya katılması amaçlanıyor. Bu kapsamda Galatasaray'ın da transfer etmek istediği bir isim gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre bu isim Norveç ekibi Molde'de forma giyen 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Emil Brevik. Ali Koç yönetimi devre arasında futbolcunun transferi için teklifte bulunacak. Bir yabancı futbolcuyla ise yolların ayrılması planlanıyor. Bu ismin kronik sakat Joshua King veya orta sahada istenileni veremeyen Miha Zajc olduğu öne sürüldü. Transfermarkt'a göre değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Emil Brevik 9 maçta 2 gol attı, 2 de asist yaptı. Futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Acaba yönetim sezon başına dönseydi Miha Zajc'la yine sözleşme imzalar mıydı? Başkasını transfer eder miydi?